sınırı okuna da biter. Burası neresi ya, neresi? Sınırın diğer tarafı. İyi akşamlar, her şeye hoş geldiniz. Diyarbakır'ın merkezinde günler süren sokağa çıkma yasağı hayatı felç etti. Halk ve esnaf isyanda, iş yerleri kapanıyor. İflaslar yüzlerle ifade ediliyor. Bölgede görev yapan öğretmenlerse SMS'le merkeze çağrılıyor. Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Burç Baysal ekonomiyi, Eğitimsel Genel Sekreteri Sakine Esen Yılmaz da bölgede eğitimin son durumunu anlatacak. Türkiye'nin Musul yakınlarındaki Başika'ya yaptığı asker takviyesi İran'dan Rusya'ya kadar pek çok ülkeden ses getirmişti. Ankara önce asker çekmeyiz dese de bir ince ayar yaptı. Bu ayarı eski Musul Konsolosu Cumhuriyet Halk Partisi Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ve Doçent Doktor Mehmet Şahin'e soracağız. İsrail ile Türkiye arasında One Minute'la gerilip Mavi Marmara saldırısıyla kopan ilişkilerin tamir edileceğine dair sinyaller geliyor. Gelişmeleri en fırtınalı günlerde Tel Aviv Büyükelçimiz olan Oğuz Çelikkol'la konuşacağız. Fransa bölgesel seçimlerinde geçen haftaki ilk turdan zaferle ayrılan aşırı sağ ikinci turda umduğunu bulamadı. Bunda da merkez sağ ve solun işbirliği rol oynadı. Bu iş nasıl oldu? Strasbourg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Samim Akgün'ün anlatacak. Her şey başlıyor. Bugün saat 23'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. İzmir ve Silopi ilçe merkezlerinde vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerini kullanabileceği huzur ortamını ve kamu düzenini sağlama bandında vatandaşlarımıza her türlü maddi ve manevi destek sağlanacaktır. Ne yerim var, ne yurdum var, ben nereye gideceğim? Kazılan hendekler, kurulan barikatlar ve sokağa çıkma yasakları. Son aylarda Güneydoğu'da birçok kentte olağan hale gelen bu döngü hayatı durma, esnafı da isyan noktasına getirdi. Diyarbakır'ın merkez ilçelerinden Sur'da günlerdir kepenk açamayan esnaftan bine yakını ticaret sicilinden kaydını sildirmek için başvuru yaptı. Eğitimciler açısından da durum farklı değil. Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerindeki öğretmenlere bir SMS geldi. 3000'i birden bölgeyi terk etti. İki konuğumuz var. Önce Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Burç Baysal'la, sonra da Eğitimsel Genel Sekreteri Sakine Esen Yılmaz'la konuşacağız. Ama onlardan önce de bugüne dair sıcak gelişmeleri almak üzere Diyarbakır'a bağlanacağız. Zira bugün HDP sokağa çıkma yasağını protesto için bir yürüyüş yapmak istedi. Valilik izin vermedi. Olaylar vardı şehrin birçok noktasında. Bu arada çatışmalar da oldu ve iki kişi yaşamını yitirdi. Ferit Aslan'dan alacağız buna dair detayları, DEHA muhabiri. Ferit merhaba, neler oldu bugün? Gürgün Cebas, HDP bugün Sur'daki sokağa çıkma yasağına dikkat çekmek için bir yürüyüş düzenleyecekti. Bu yürüyüşün düzenleneceği yer, toplanma yeri de Diyarbakır Valiliği ile Diyarbakır Sur, yani yasak ve bariyerlerin başladığı orta kısmında Yenişehir ilçesinde Esma Ocak Parkı'ydı. Ancak Diyarbakır Valiliği yaptığı açıklamada buranın gösteri yeri olmadığını ve yapılacak olan gösteri ve yürüyüşün kanunsuz olacağını belirtmişti. İşte bugün sabah saatlerinde yürüyüşün yapılacağı saat 12'ye daha gelmeden kent karışmaya başladı. Özellikle merkez Yenişehir ilçesi, Ekinciler ve Gevran Caddesi, Bağlar ilçesi, Kayapınar ilçesinin bir kısmında olaylar çıktı. Zaman zaman silahlar da sıkıldı. İşte Bağlar Kaynartepe'de, Kaynartepe mahallesinde Şiyar Salman 21 yaşında, Şerdi Cengiz 18 yaşında, bunlar ateşli silahla ağır yaralandılar ve vatandaşlar tarafından kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği iki kişi. 4 kişi de yaralandı. Olaylar akşam saatlerine kadar devam etti. Bugün zaten Diyarbakır'da esnaf kepenklerini açmamıştı. Öğrencilerin de büyük çoğunluğu, %80'e yakını okula gitmemişti. Okula gidenler de erken saatlerde okul yönetimleri tarafından servislerle evlerine gönderilmişlerdi. Diyarbakır'da dediğim gibi sabah başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden olaylarda 2 kişi yaşamını yitirdi. 4 kişi yaralandı. Olaylar akşam saat 17 sıralarına kadar devam etti. Saat 17 sıralarında şehirde bir sessizlik hakim oldu. Şehrin cadde ve sokaklarında yaşanan gösterinin izleri halen duruyordu. Bugün bir de
Diyarbakır'da bazı sendikalar, özellikle belediye işçilerinin bulunduğu sendikalar bir gün iş bırakma eylemi gerçekleştirmişlerdi. Bu nedenle caddelerde temizlik işlemi bu saatlere kadar henüz yapılabilmiş değil. Gündüz yaşanan olayların izleri duruyor. Akşam saatlerinde de Diyarbakır, Mardin, Karayolu, Çarıklı mevkiinde Diyarbakır kent merkezine 5-10 kilometre uzaklıkta, orada da ana yolda gösteri yapılarak karayolu trafiğe kapatılmıştı. Son olarak şunu belirtelim. HDP Sur'da yaşanan çatışmalar ve Sur'da uygulanan sokağa çıkma yasağına dikkat çekmek için yarın grup toplantısını Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonunda yapacak. HDP'nin eş genel başkanı, iki gündür Diyarbakır'da bulunan Figen Yüksekdağ yarın grup toplantısında konuşacak Mirgün Cevaz. Ferit Aslan, teşekkürler. Bu arada bölgeden bir haber daha verelim. Şırnak Valiliği Cizre ve Silopi'de bu gece 23 itibariyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Bunun üzerine mahallelerinde hendek bulan ailelerin bir kısmı sokaklarını, evlerini terk ettiler. Vatandaşların bir bölümü eşyalarını yanlarına alarak araçlarıyla birlikte Şırnak, Batman ve Mardin'e göç ettiler. Evet, gelelim Güneydoğu'da, özellikle Diyarbakır'da ekonominin durumuna. Bunu Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı, DİSİAD Başkanı Burç Baysal'la konuşacağız. Sayın Baysal, merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar dilerim. Teşekkürler. Bize bir durumun resmini çizer misiniz? Ne oluyor burada? Yani gerek yılbaşından bu yana olan biten, gerekse son haftalarda yoğunlaşan terörle mücadele önlemleri kapsamında, özellikle sokağa çıkma yasaklarının ekonomi üzerindeki, günlük hayat üzerindeki etkisi nedir? Ya, tabii resme şuradan bakmak lazım. İçinde bulunduğumuz çözüm süreci 28 Şubat tarihi itibariyle başka bir yöne doğru evrilirken, arkasından buzdolabına sokulan bir süreç haline geldi ve iki seçim arasında da bir şekilde gerek devletin gerekse Kürt siyasal hareketinin taleplerinin gerçekleşmediği bir ortamda çıkan çatışmaların seyrine dönüştü. Yani çözüm süreci buzdolabına girdikten sonra maalesef ki gerek kentimiz gerek bölgemiz hem sosyal hem ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getirebiliriz. Bu olanları anlatmak için aslında seçim öncesinde onlarca temasta bulunduk. Bir ekonomik örgütlenme olarak ekonomiyi konuşmaktansa yaşanan çatışmaların ortadan kalkmasını ve oluşabilecek yeni bir siyasi zemin üzerinde gerek sosyal gerek ekonomik hayatın büyümesine katkı yapabileceğimizi defalarca aktörlere anlattık. Gerek hükümet tarafından gerekse Kürt siyasi hareketi tarafından. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bir şekilde sürümcemede kalan ve çatışmalarla vatandaşın seyrettiği bir halin içine girdiğimizi söyleyebilirim. Sayın Baysal, şimdi hükümetten bölgedeki ticaretin canlanması, devam edebilmesi için atılmasını istediğiniz adımlar var galiba, değil mi? Bunları dile getirme fırsatınız oldu mu? Ve özellikle tam olarak ne istiyorsunuz? Tabi pazar günü Sayın Cevdet Yılmaz'la, Kalkınma Bakanımız'la bir mini görüşmemiz oldu. Hafta içerisinde görüşmek üzere tekrar ayrıldık. Bu hafta içerisinde Başbakan'dan randevu talebimizi iletmiştik. Onun da bu konuda randevuyu ayarlama ve bu çağrılarımızı ortaya koymamız konusunda katkı sunacağını söylemişti. Hı-hı. Şimdi tabii ki biraz önce söylediğim gibi ilk bir adımda eğer çözüm süreci ve sürecin tekrar canlanmadığı bir ortamda ekonominin sübvanse edilmesi de bir şeyi çok ifade etmeyecektir. Bir an önce masaya dönülüp 28 Şubat tarihindeki atmosferin tekrardan yakalanması var olan sosyal ve ekonomik hayatı bir yere getirebilir. Ama son 6-7 aydır yaşanan bu çatışmalı ortamın içerisinde tabii ki ekonomi durma ve bitme noktasına geldiğini defalarca dile getirmemize rağmen hükümet çevrelerinden bununla ilgili maalesef ki hiçbir somut adım atılmadı. Bakınız, geçen haftalarda Rusya ile yaşanan sıkıntıların ardından Sayın Davutoğlu grup toplantısında Rusya'ya ihracat yapan firmalarla ilgili destekçisi olacaklarını çok anlamlı bir şekilde ifade etti ve bu bizim tarafımıza anlaşılırdı. Ama anlaşılmaz olan tarafı aylarca burada yaşanan bu ortamın içerisinde bizlerin çağrılarına kulak verilmemesi bizler tarafından çok da anlaşılır ve ortaya konulan bir şey olmadığını söylemek isterim.
Ve en önemlisi çözüm süreci ruhuna dönülmediği takdirde, bu tarafların müzakere çabalarının ortaya konulmadığı takdirde atılacak ekonomik adımların da aslında çok da kıymetinin olmadığını söylemek isterim. Bugün işte biraz önce muhabirlerinizin de Diyarbakır'dan bildirdiği gibi yaşanan olaylar içerisinde insanlarımız yine yaşamlarını kaybettiler. Bu çatışmalı ortam bir şekilde ortadan kalkmadığı süre içerisinde Türkiye'nin tamamı aslında bu işten sıkıntı çekeceğini aylardır buradaki sivil toplum örgütleri gibi bizler de bunu insanlara iletmeye ve bunları dillendirmeye çalıştık. Maalesef ki bugün geldiğimiz konumda 40 yıllık süren dil aynı şekilde devam ediyor. Bir şekilde bunlar güvenlik politikalarıyla ortadan kaldırmaya çalışıyor. Türkiye'nin bu konuda çok iyi deneyimleri var ve bu 40 yıla yakın bir süredir bu konuda bir yol alamadığımızı hep beraber görmüşken bunları tekrardan denemenin hiçbir şekilde ülkenin hiçbir tarafına, hiçbir halkına faydasının olmadığını görüyoruz. Ama maalesef ki son 7-8 aydır bu dil aynı şekilde devam ediyor. Şu gerçek ki siyasiler üslup konusunda doğru bir zemine gelmek zorundalar. Bunlar buradaki bütün yurttaşların vekilliğinin yaptıklarını kendi kendilerine bunu ifade etmeleri lazım. Peki. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun. Ve şimdi de Eğitim Sen Genel Sekreteri Sakine Esen Yılmaz'la son gelişmeyi konuşacağız. Yüzlerce öğretmenin bir SMS'le Cizre ve Silopi'den çekilmesini. Sayın Yılmaz, merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Neler oldu? Bir şu SMS meselesi. İyi akşamlar, merhaba. 3000 öğretmenin bölgeyi terk etmesiyle sonuçlanan gelişmeyi bir özetler misiniz bize? Ne oldu orada? Evet, şöyle söyleyelim. Bu bölgede her iki ilçede toplam aslında 3500 civarında öğretmen çalışıyor ve Milli Eğitim Müdürlüğü hem Silopi'de hem de Cizre'de öğretmenlere bir mesaj gönderiyor. Hizmet içi eğitime alındınız. Cizre'de ayın 14'ünden itibaren süresiz hizmet içi eğitim. Silopi'de ise 14, 15 ve 16'sını kapsayan, 16 aralığı kapsayan hizmet içi eğitime alındıklarını söylüyor. Fakat hizmet içi eğitim nerede yapılacak, nasıl yapılacak? Bunun bir programı var mı yok mu? Böyle bir bilgi yok. Biz konuyu Sayın Bakan'la görüşmeye çalıştık. Ancak Bakan ne yazık ki telefonlarımıza çıkmadı. Peki ya bir yere çağrıldılar mı? Çağrılmadılar mı bunun için? Çünkü hizmet için... Bu eğitim için kendilerine adres gösterilmedi mi? Hizmet içi eğitim programının kendisi yok. Hayır, gösterilmedi. Herkes memleketlerinde yapabilir şeklinde mesajda memleketlerinde yapabilecekleri ifade ediliyor. Dolayısıyla ilçeyi terk edin mesajı veriliyor ama hangi okulda yapacaklar, hangi ilde yapılacak ve bu hizmet içi eğitimde ne gibi bir program uygulanacak, açıkçası bununla ilgili hiçbir şey yok. Dolayısıyla aslında bu bir kandırmaca diye ifade edebiliriz. Yani orada eğitimcilerin, öğretmenlerin Silopi ve Cizre'yi terk etmeleri için verilen bir mesaj. Şimdi şöyle bir durum var galiba orada. Hani yani bugünkü bilgilerle birleştirdiğimiz zaman bu biraz anlamlı hale geliyor. Zira Cizre ve Silopi'de bu gece yarısından itibaren, hatta 23'ten itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ve belli ki orada bu birkaç gün sürme ihtimali var. O süreç içinde sokağa çıkma yasağı olduğu için okullar da belli ki açılmayacak. Ve orada öğretmenlerin bulunup da güvenliklerinin tehlikeye atılmasını engellemek için herhalde bir hizmet içi eğitim gerekçesiyle ya da bahanesiyle öğretmenleri oradan çekmenin yolunu aramış Milli evet. Eğitim. Siz de böyle mi yorumlarsınız acaba bunu? Aynen. Biz de böyle yorumluyoruz. Aslında Silopi'de de Cizre'de de günlerdir sokağa çıkma yasağının tekrar ilan edileceği konuşuluyordu halk arasında ve orada bizim temsilcilerimiz, eğitimci arkadaşlarımız bu durumu bize iletmişlerdi ve dün öğlen saatlerinden itibaren de durumla ilgili bilgimiz oldu. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı, yani valiliklerin yetkisindedir eğitime bir süreliğine ara verme vesaire, böyle bir yöntem kullanmak yerine
Hani bu şekilde bir aldatmacaya gelin, hizmetçi eğitimi alalım sizi biçiminde bir aldatmacaya girmesini anlamsız buluyoruz. Belki de yaşanabilecek olan o çatışmalı ortamı, savaş ortamını gizlemeye dönük bir şey de olabilir. Orada dışarıdan giden öğretmenlerin özellikle tanıklığını engellemeye dönük olabilir diye düşünüyoruz. Zaten hatırlarsanız dönem başında bir şey yapmıştık, bizler bir anket yapmıştık ve orada eğitim öğretimin sağlıklı olmadığını söylemiştik, olamayacağını söylemiştik. Uyarılarımıza rağmen hani bu süreç bugüne kadar geldi ne yazık Peki, ki. Peki şunu sorabilir yani miyim? Yani şimdi 52 tane 52 defa geçmişte evet. de yani geçtiğimiz haftalarda da Tabii bu ilçelerde sokağa çıkma yasağı oldu. O dönemde ne oldu öğretmenler? Yani ilçede kalmaya devam mı ettiler yoksa onlar bir şekilde gönderildiler mi? O zaman ne olmuştu? Resmi olarak gönderilmediler. Fakat her gün şikayetler alıyorduk. Yani can güvenliğimiz yok, iş yerine giderken tehlike altındayız gibi bir takım şeyler alıyorduk. Fakat o dönem gönderilmedi. Eğitim öğretimi ara verilmesi aslında hani önemli bir şeydir. Bir ülkede olağanüstü hal, sıkı yönetim koşullarının yaşandığını gösterir. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nın aslında bunu hizmet içi eğitim formatında ifade etmesi sıkıntılı bir durum diye düşünüyoruz. Şu anda aldığımız bilgilere göre hem Cizre'de hem de Silopi'de okullar boşaltılmış fakat İşkur'dan gelen işçilere, Milli Eğitim'de çalışan işçilere okulları terk etmeyin deniliyor. Onlara ranza taşıtılmış ve okullarda şu anda özel harekat polisleri konuşlanmış durumda. Yani okullar biraz da bu gerekçeyle boşaltıldığını düşünüyoruz. Peki, fakat esas mesele hani orada öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı... Tamamlayın lütfen. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin can güvenliğini düşünüyor ama öğrenciler var orada. Yaklaşık her iki ilçede 80 bin öğrenci var ve sonuçta bu öğrencilerin de can güvenlikleri söz konusu. Bakın bu ilçelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde yaşanan şey şu. Bütün sokaklar askerler, polisler tarafından kuşatılıyor. Elektrik kesiliyor, su kesiliyor, gıda sıkıntısı başlıyor. Dolayısıyla bu ne demektir? Çocukların eğitim hakkının engellenmesinin yanı sıra beslenme hakkı, sağlık hakkı gibi en temel haklardan yararlanamaması demektir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hani eğitimcileri, öğrencileri bir bütün olarak düşünmesi gerekiyor ve bütün tedbirlerini de buna yönelik evet. olarak alması gerekiyor. Peki. Şimdi Nusaybin'de TEOG sınavına giremeyen 3200 tane öğrenci var. Böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bununla ilgili girişimlerimiz de var. Yani bu buradaki öğrencilerle ilgili telafi eğitimi verilmesi, ek sınav yapılması ve benzeri. Ama her şeyden önemlisi orada gerçekten güvenliğin sağlanabilmesi için bir barış ortamına geri dönülmesi gerekiyor. Yani bu ülkede 2 yıl boyunca 2013'ten 2015 Haziran'ına kadar bir sükunet ortamı vardı. İnsanlar ölmemişti. Şimdi de hani bu ortama geri dönülerek ancak gerçekten güvenlik sağlanabilir, eğitimciler güvenli hale gelebilirler. Eğitim Sen Genel Sekreteri Sakine Esen Yılmaz, çok teşekkürler, çok sağ olun. Her şey devam ediyor. Şu anda askerimizi geri çekmek gibi böyle bir şey söz konusu olamaz. Yeniden tanzimlenme kasası şudur, bir tehdit söz konusu olduğunda takviye yapılır, tehdidin dozu düştüğünde takviye başka yere kaydırılır. Ama nihai kerte oradaki faaliyet devam eder. Türk askeri Musul'a sessiz sedasız gitmişti ama gürültüsü çok büyük oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya, İran'dan Irak'a kadar herkes rahatsızlığını belirtti. Ankara sonunda bir ince ayar yaparak Başika kampındaki askerlerin bir kısmını kuzeye doğru çekti. Başbakanlık, Irak hükümetinin hassasiyeti dikkate alınarak yeniden tanzim yapıldı diyor. Peki bu gelişme ne anlama geliyor? Nasıl oldu? Türkiye'nin eski Musul Başkonsolosu, CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ve Stratejik Düşünce Enstitüsü
Dış Politika Koordinatörü Doçent Doktor Mehmet Şahin ile konuşacağız. Öncelikle Öztürk Yılmaz Ankara'dan karşımızda. Sayın Yılmaz merhaba. Merhabalar, saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler. Şimdi öncelikle bir asker takviyesi yapıldı. Sonra bölge ülkeleri ve Rusya ve Amerika buna itiraz ettiler. En son Irak Birleşmiş Milletler'e bunun için başvuruda bulunacağını söyledi. Sonra Iraklı hükümet yetkilileriyle görüşme yapıldı ve mesele çözüldü dendi. Bu arada Cumhurbaşkanı da asker çekmek söz konusu olamaz dedi. Ama bugün çeşitli kaynaklardan öğreniyoruz ki askerin bir kısmı kamptan ayrılmış ve bizim sınırımıza doğru ya da işte Irak'ın kuzeyine doğru çekilmiş. Bu gelişmeleri nasıl yorumlamak gerekiyor? Öncelikle bazı konuları bir kontekste oturtmak gerekiyor. Bizim şimdi Bağdat'la olan ilişkilerimiz, yani merkezi hükümetle olan ilişkilerimiz, özellikle son 4-5 yıldır önemli ölçüde Erbil'le olan ilişkilerin gölgesine düştü. Erbil'le ilişkiler ön plana çıktı ve bu da Bağdat'ı, özellikle Bağdat'taki Şii ağırlıklı hükümeti rahatsız etmeye başladı. Tabii asker takviyesinin olduğu öğrenilince burada en fazla tepkiyi de Irak'taki daha önce bu bölgeyle çeşitli sorunlar yaşayan buradaki eski Musul valisiyle adeta böyle kin ve nefret ilişkisine dönüşen bir ilişki kuran Maliki ve taraftarları bunu körüklediler. Ve sonuçta Rusya ile yaşanan kriz ve Rusya'nın muhtemel buraya olan baskısı, İran'ın perde arkasından yönlendirmesi bir anda konuyu çok ön plana getirdi ve en sonunda da bazı temaslar ve akabinde de Irak yönetiminin Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etmesiyle devam etti. Şimdi bu asker takviyesi tabii ki orada bir Türk birliğinin olduğu ve eğitim amacıyla bulunduğu, maksadının IŞİD'e karşı mücadele olduğu söylendi. Ancak bu tabii Bağdat'ı tatmin etmedi. Çünkü Bağdat'ın özellikle bu bölgedeki Kürtlerle işbirliğinden rahatsızlığı var. Yani statüsü tartışmalı bölge olarak görülen Musul ve Kerkük'ün ve bunun ilçelerinin ileride Kürt yönetiminin eline Türkiye'nin eğitimiyle geçmesi konusunda bir hassasiyeti var. Tabii Türkiye'nin de bölgede çıkarları var. Ancak bunu tam böyle hesaplayamadı. Yani bu sert adımın geleceğini ve bunun bu kadar büyüyeceğini hesaplamakta yanıldılar. Ve sonuçta 10 gün önce bir karar verildi. 10 gün sonra buradan çok büyük bir şekilde geri adım atılmış oldu. Peki eleştirilecek bir şey midir bu olan biten? Yani bu öngörülebilir miydi? Ya da bu hamle, yani askerlerin çekilmesi hamlesi yanlış mı oldu? Yoksa bir esneklik gösterdi ve durumun gereğini mi yaptı Ankara? Şimdi şöyle, bir kere görüntü şu. Görüntü Bağdat'ın sert tepkisiyle karşılaşınca Türkiye geri adım atmış oldu. Tabii bu konular bu bölgeyle iş tutarken biraz bu bölgeyi bilmek gerekiyor. Bu bölgeyi dışarıdan gazel okuyarak anlamak çok zor. Bölgenin dinamikleri, bölgedeki hassasiyetler, bölgedeki çıkar çekişmeleri, yani sadece IŞİD'e karşı bir mücadele yapıyorum diye insanlar bunu sempatiyle ve büyük bir sevgiyle karşılamayabiliyor. Bir de Türkiye'nin bölgedeki rolünden rahatsızlık duyabilecek adımları da hesaplamak gerekiyor. Yani bence burada Bağdat'ın göz ardı edilerek işbirliğine girişilmesi, Erbil'le bu işin götürülmeye çalışılması, oradaki peşmergenin ve Türkmenlerin ve Musul eski valisine bağlı anlaşılıyor. Birliklerin eğitimi, Türkiye'nin niyeti konusunda da bazı kaygıların provoke edilmesine yol açtı. Bu da tabii Türkiye'ye gereksiz bir son 5-6 günde gereksiz bir baskının Türkiye üzerine uygulanmasıyla sonuçlandı. Ve keşke bunlar bu operasyonun amacı, maksadı, niçin orada bulunuyoruz, amacımız ne? Yani biz peşmergeyi ve oradaki şeyi eğitiyoruz, karasal bir operasyon için eğitiyorsak, peki bu koalisyon kuvvetlerinin yapmış olduğu ne?
bizim orada bireysel bir hareketimiz gibi görünüyor. Ve bu doğrusu sıcak karşılanmadı bölgede. Peki sizce orada şimdi bu askerlerin geri çekilmesiyle bu eğitim konusunda bir zaaf ortaya çıkacak mı? Yoksa orada aslında hani eğitimin yanı sıra bölgede bulunmak, güç bulundurmak gibi bir başka amaç vardı. Bundan mı geri adım atılmış oldu? Şimdi birincisi şu, birinci sorunuz çok önemli bir soru. Eğer bu kalan birliğe karşı bir harekat olursa karşı taraftan, bu nasıl korunacak bu birlik? Madem böyle, ne değişti de 10 günde, hangi kaygı giderildi de geri çekiliyor? Birincisi bu. İkincisi, bizim amacımız ne? Nedir bizim amacımız? Ben asıl sorgulanması gereken nokta budur. Biz burada bu kadar IŞİD sonrası, ki IŞİD'in artık Irak'ta veya Suriye'de çok fazla bir geleceğinin olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü terör örgütü yıldırdı. O bölge insanı artık bir şekilde ondan kurtulmak istiyor. IŞİD sonrası döneme ilişkin bir stratejimiz yok bizim. Bölgeyle ilgili bir stratejimiz yok. Bağdat'la ilişkiler nasıl geliştirilecek? Bağdat'la Erbil arasındaki denge nasıl tutturulacak? IŞİD sonrası Sunni bölgenin yönetimi nasıl olacak? Buralar nasıl yönetilecek diye hiçbir öngörüm şeyimiz yok, çalışmamız yok. Asker konuşlandırıyoruz. Kimin için konuşlandırıyoruz? Yani bizim elimizle, bizim eğittiğimiz askerler Şengal'deki gibi eğer yarın o bölgede Kürt bölgesinin eline geçecekse o zaman amaç ne? Başka ne öngörüyoruz ki biz? Bu kadar riski, bu kadar eleştiriyi uluslararası toplumdan aldıktan sonra geri adım atmanın anlamı ne oluyor o zaman? Yani ne amaçlıyorduk da ne oldu? Bunu bir kere bizim iyi ortaya koymamız gerekiyor. Yani bölgede bir adım atmadan önce 50 defa düşünmek gerekiyor. Ne amaç ne? Yani bu karada bizim eğittiğimiz 3 bin, 5 bin, 10 bin tane Iraklı muhalif Musul'u mu alacak diyoruz? Alsa kime katacak bu Musul'u? Yani bunu Kürt yönetimine mi katacak? Alıp bunu Bağdat'a mı verecek? Bizim orada fonksiyonumuz ne? Sırf orada diyorsak ki IŞİD'in bize dönük tehdidi var. IŞİD'in oradaki tehdidi bize değil, Kürt bölgesine yönelik olabilir. Arada Kürt bölgesel yönetimi var. Mesela Mare Cerablus hattında IŞİD bizim komşumuz. Orayı IŞİD yönetiyor. Orada tehdit yok mu? Yani bunun bir kontekste oturtulmadığı zaman anlaşılması zordur. Yani diyorsunuz ki oraya asker göndermek burada de aslında şu, biraz amaçsız bir hamleydi. Yani orada çok fazla fonksiyonu olabilecek büyüklükte bir birlik, bir askeri güç değildi bu. Attığımız taş, ürküttüğümüz kuşa değmedi. Bir de geri çekmek zorunda kaldık. Doğru mu yorumluyorum? Bakınız şu, bizim asker göndermemiz eğer bir stratejiyle, bir hedefle, bir amaçla gerçekleşirse, Türkiye'nin menfaatleri için bu önemliyse bunu elbette bu gerekir ve belki de daha fazla yapılması gerekir. Benim sorguladığım şu, burada amaç ve bunun kime hizmet edeceği belli değil. Ne olabilir kime peki? Hizmet yani ne olabilirdi? Yani IŞİD'in oradaki temizlenmesi pek. O varlık, o askerin oradaki varlığı neye hizmet edebilirdi? İşte oradaki muhaliflerin eğitimi amacıyla ama tamam, o zaten devam eden bir şeydi. Yani mevcutta devam ediyordu. Yani peki şunu söyleyeyim. Oraya diyelim ki 600 tane asker göndersek biz eğitim amaçlı Musul'u kurtaracağını mı düşünüyoruz biz bu askerlerin? Yani bu burada bir kere bizim bir hedefte bir sıkıntımız var. Yani amaçta bir sıkıntımız var ve bu sıkıntı bakınız mesela bu bizim asker takviyesine Bağdat sert tepki gösterdi. Ama Kürt bölgesel yönetiminden son derece ılımlı, hatta destekleyici açıklamalar geldi. Biz hallederiz, işte arabuluculuk yaparız falan gibisinden. Şimdi biz burada soru şu. Bizim amacımız burada eğer IŞİD'den temizlemekse bu bölgeyi, bu ayrı bir konu. Bunu koalisyonla da yapabiliriz, ayrı da yapabiliriz ama bir hedefimiz olmalı. Sonra ne yapacağız biz? Yani evet. Bu bölgeyi bu kadar risk alıp temizledikten sonra burayı ne yapacağız? Bu bölge, bu Musul, bu civar bölgesi ne olacak? Bunu hesaplayan bir stratejinin olduğunu görmediğim için bu soruları soruyorum. Peki. Sayın Öztürk Yılmaz, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Aynı konuyu Stratejik Düşünce Enstitüsü Dış Politika Koordinatörü Doçent Doktor Mehmet Şahin ile de konuşacağız. Sayın Şahin merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Şu son birkaç günde bu konuyla ilgili olan biteni nasıl değerlendiriyorsunuz?
aslında bu tür olayların olmasının beklenmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü Suriye'deki ve Irak'taki mevcut duruma baktığımızda, devletsizliğe baktığımızda, buradaki iki tane devletin neredeyse fiili olarak işlemediğine baktığımızda ve devlet dışı aktörlerin sayısının fazla olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bunun yanında bir şey daha var tabii ki. Bu iki devlet, devletin içinde aynı zamanda bölgedeki devletlerin etkisini göz önünde bulundurduğumuzda burada bazı sıkıntıların olabileceğini rahatlıkla görebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki Musul'daki duruma baktığımızda ben bir kısmı bilgi, bir kısmı projeksiyon şeklinde konuşacağım bu konuda. Türkiye'nin aslında burada tavrı net belliydi. Türkiye'yi hatırlayalım, 2014 yılında Musul'u kontrolüne aldığında IŞİD şu şekilde suçlanmıştı. Özellikle Türkiye yardım etmiyor. Türkiye bu konuda destek olmadı Erbil'e falan diye. Çünkü Erbil'e doğru ilerlemişti o zaman IŞİD. Bu şekilde bir suçlamayla karşı karşıya kalınmıştı. Daha sonraki süreçte işte Başika'da bir asker konuşlandı burada. Ve bu eğitim verilmesi gündeme geldi. Açıkça söylemek gerekirse bunlar şu andaki söyleyeceklerim bilgi, şey değil, projeksiyon değil. Bundan Erbil'in haberi vardı. Bundan Musul'daki ileri gelenlerin eski valisi, daha doğrusu buraya IŞİD girmeden önceki vali Esil Nüceyfi'nin haberi vardı. Aynı zamanda Bağdat'ın haberi vardı. Bağdat'taki Savunma Bakanlığı'nın, Irak Savunma Bakanlığı'nın haberi vardı. Herkesin bu konuda haberi vardı. Peki ne oldu da bu tepki ortaya çıktı? Açıkça söylemek gerekirse bunun şundan oluştuğunu düşünüyorum. Buradaki Türkiye'nin askeri varlığında artışa gitmesi, hem Suriye'deki yaşanan gerginlik hem de özellikle bu tabii ki Türkiye'ye karşı artan iki ülkedeki bir Rusya'nın artan baskısı, iki İran'ın hem Irak'taki hem Suriye'deki etkisi burada Türkiye'nin askeri varlığında rahatsızlık oluşturmasına neden oldu. Peki o zaman şunu sorayım. Az önce Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın sorduğu sorunun cevabı da sizde bilgi olarak var mı? Burada devam eden bir eğitim vardı ve biliyoruz ki oraya giden askerlerimiz yani muharip değiller. Yani savaşmak amacıyla oraya gitmiyorlar. Oradaki varlıklarını artırmanın amacı neydi? Çünkü zaten eğitim kapasitesini arttırmaktan bahsedilmiyordu. Sadece o muydu yoksa hani amaç neydi? Hangi kontekstin içine oturuyordu da bu yapıldı sorusunun cevabı var mı sizde? Buradaki şey şu. Çünkü buradaki mevcut askeri eğitim verenlerin korunması gündeme geldi açıkça söylemek gerekirse. Çünkü burada hem DAEŞ'in Suriye'de sıkışması ve bu bölgeye doğru yani Irak içine doğru girme durumunun gündeme gelmesi. Aynı zamanda burada PKK ve PYD'nin ve bunlarla doğrudan ilgili grupların faaliyetlerinin artması buradaki askerlerin korunmasını gündeme getirdi. Ve Türkiye'de Iraklı yetkililerle görüşerek, yani bu yetkililer dediğim, şimdi bahsettiğimiz coğrafya öyle bir coğrafya ki, yani Irak'taki merkezi hükümetin zaten Irak'ı yönetmediğini, hatta Bağdat'ı bile tam olarak yönetmediğini, fiili olarak bunu söylüyorum, biliyoruz. O açıdan buradaki Erbil olsun, işte Musul'un eski valisi olsun ve Bağdat'taki bazı kimselerle görüşerek bu gündeme geldi. Fakat bence Bağdat'ın tepkisinin oluşmasındaki en büyük faktörün şu olduğunu düşünüyorum. Bir, ses Bağdat'tan gelse de bu ses büyük oranda İran'ın etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. İki, bu Başika bölgesindeki Türk askeri varlığındaki artış, iyi niyetle burada DAEŞ'le veya diğer terör örgütlerinin bu coğrafyayı bir alan olarak kullanmasını önlemek ve aynı zamanda muhtemel bu bölgedeki teröristleri buradan temizlemek için oluşturulacak yapıya eğitim vermek için olsa da Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkiler, Erbil ile Tahran arasındaki ilişkiler ve buradaki Sünni grupların nereye gideceği noktasındaki sorularda oradaki Iraklı aktörler arasındaki ve bölgedeki aktörler arasında anlaşmazlık olduğundan dolayı Türkiye'nin buradaki askeri varlığını ben bilinçli olarak köpürttüklerini düşünüyorum. Yani bir anlamda, çünkü buradaki denge hem Erbil'i güçlendiriyor hem de bir anlamda Sünni gruplara bir çıkış
veya işte buradaki Türkiye'nin etkisini de artırıcı bir durum ortaya çıkartıyor. Bundan rahatsız olan Bağdat'taki bazı gruplar, tümünü söyleyemiyorum, ve Tahran'ın bundan çok ciddi rahatsız olduğunu, bunun için Bağdat'ı kullanarak Türk askeri varlığına karşı bir tepkinin oluşmasında katkı sağladığını düşünüyorum açıkçası. Peki dediniz ki bundan Musul'un haberi vardı, Irak Merkezi Yönetimi'nin de haberi vardı. Artıştan mı haberi vardı? Önce bununla mutabık olmakla birlikte sonra İran ve Rusya'nın baskılarıyla mı buna karşı çıktılar? Yoksa Türkiye bu merkezleri aslında yeteri kadar bilgilendirmeden mi attı bu adamı? Hepsinin haberi varlardı. Buradaki yapı kurulurken de haberleri vardı. Sonraki süreçlerde de haberleri vardı. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Peki. Fakat buradaki amaç buradaki amaç değişiyor. Çünkü önümüzdeki süreçte diyelim ki Musul'un kurtarılması noktasında hangi aktörlerin kullanılacağı önemli. Burada hatırlayalım. Türkiye'nin eğitmiş olduğu, eğitimine çok katkı sağladığı peşmergelerin Sincar'ın kurtarılmasında çok ciddi katkı sağladı. Şimdi önümüzdeki süreçte diyelim ki burada diğer gruplara da eğitim veriliyor ki Türkiye burada ana aktör. Musul'un kurtarılmasında da önemli bir katkı sağlayacak. Bu bazı devletler tarafından çok da istenmiyor açıkçası. Söylemek istediğim şu, bazı devletler, bölgedeki devletler, maalesef söylüyorum bu çok kötü bir durum, Irak'ta DAEŞ'i kullanarak veya IŞİD'i kullanarak Irak'ı etkileri de altına aldılar. Yani bugün yaşanan bu. Bu etkiyi kolay kolay kaybetmek istemiyorlar. Peki, burada şimdi sorabilir miyim? Derecede ön plana çıkanın İran olduğunu düşünüyorum. Peki askerlerin bazılarının kuzeye, Türkiye sınırına yakın bir noktaya çekilmiş olması, gerek bu eğitim faaliyetlerini, gerekse oradaki az önce söylediğiniz gibi askerlerin güvenliğini sağlamada bir zaaf yaratacak mı? Riskli bir durum çıktı mı ortaya sizce bu gücü bölmenin sonucunda? Ben bu bir kısım, tamamının değil, bir kısım askerlerin kuzeye doğru çekilmesinin ana nedeninin şu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'yi şu şekilde suçluyorlar. Tarihsel olarak biliyorsunuz Musul, yani Türk diplomasisinde Musul'un bir yeri var. Bunu rahatlıkla kullandılar. Bir anlamda Bağdat'a şu mesajı vermeye çalışıyor Türkiye. Benim niyetim buralarda kalıcı olmak değil. Benim niyetim burada devlet dışı aktörlerin, yani IŞİD gibi, PKK gibi örgütlerin burada yuvalanmasına engel olmak ve burada mevcut var olan istikrarın, var olan derken burada kastettiğim Erbil ve çevresini kastediyorum, korunmasına katkı sağlayabilmek. Yoksa benim burada herhangi bir ülkenin toprağında, Irak'ın toprağında gözüm yok. Bunun için ben bunun taktiksel bir geri çekilme olarak, Bağdat'a bir mesaj verimi olarak görüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Şahin. Çok teşekkürler. Her şey devam edecek. Türkiye'nin sorunlu dış politika meselelerinden biriyle devam edeceğiz. Artık neredeyse kronik hale gelmişken İsrail'le ilişkilerimizdeki sorunlar sanki giderilme yoluna girecekmiş gibi görünüyor. One Minute krizi yaşanmıştı. Alçak koltuk kriziyle hasar derinleşmişti. Mavi Marmara saldırısıyla da kopma noktasına gelmişti Türkiye-İsrail ilişkileri. Birkaç gündür gelişmeler var. İsrail Başbakanı Netanyahu Ankara'yla üst düzeyde gaz görüşmeleri yapıldığını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise iki ülkenin yakınlaşması bölge için hayati önemli demişti. Daha sonra Türkiye'nin 3 şartından bahsedildiği, sonra o 3 şartın birinin yerine geldiği, özürün dilendiği, tazminat ve Filistin'deki ablukanın kaldırılmasının geriye kaldığı söylenmişti. Ama acaba bu açıklamalar ilişkilerin yavaş yavaş düzelmesi anlamına ya da düzelebileceği anlamına geliyor mu?
en fırtınalı günlerde Tel Aviv Büyükelçimiz olan Oğuz Çelikkol'a soracağız. Oğuz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi nasıl ben. Görüyorsunuz? Aynı zamanda Kültür Üniversitesi'nde de öğretim üyesi olduğunuzu hatırlatayım. Ne düşünüyorsunuz son günlerde üst üste gelen açıklamalarla ilgili? Tabii yani bölgemiz çok fırtınalı bir dönemden geçiyor. Yani iki komşumuz da maalesef merkezi yönetimler ülkedeki kontrolü kaybetmiş durumdalar. Bir iç savaş yaşanıyor. Özellikle Suriye'deki durum Rusya'nın tamamen girmesiyle ülkeye çok daha karmaşık bir durum aldı. Tabii şu anda 2010 ile 2015'i karşılaştığımızda çok farklı bir Orta Doğu görüyoruz. O bakımdan tabii Türkiye'nin İsrail'le olan ilişkilerinde düzelmeler olması, normale dönmesi, hep bunu normale dönme diyoruz. Yani iyileşme değil de normale dönmesi, büyükelçiler seviyesinde ilişkiler kurulması doğrusu Türk dış politikası bakımından iyi bir adım olur. Hani bu konuda hemen hemen herkesin bir görüş birliği var gibi gözüküyor. Tabii bir de Türkiye ile İsrail arasında yaşanan bütün bu krizler, ben kriz döneminde oradaydım, evet. Marmara'dan sonra döndüm. Ne kriz dönemlerinde ne krizden sonra iki ülkede ekonomik ilişkilerin tamamen kesilmesi yönünde adımlar atmadı. Tam tersine yani gerçi devlet olarak teşvik edilmese bile iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler normal seviyede gitti. Bakın 2000'li yıllarda 1.5 milyar dolar olan 2004'lerde galiba 2.2 milyar dolara varan ticaret hacmi 2014 yılında 6 milyar dolara çıkmış gibi gözüküyor. Yani iki ülke arasında esasında çok önemli bir ekonomik ticaret potansiyeli de var. Yani Rusya'nın Türkiye'ye yaptığını Türkiye İsrail'e yapmadı. Tam tersi evet. Yani İsrail de aynı şekilde yani siyasi ilişkilerin bozulması ekonomik ilişkiler özellikle iki ülkenin de serbest piyasa ekonomilerin hakim olduğu ekonomiler olması nedeniyle etkilemedi. Peki. Tabii turizm etkilendi. Askeri alandaki işbirliği etkilendi. Tamamen etkilendi, etkilenmedi derken biz ticari ilişkilerden bahsediyoruz. Devletten turizm, devlete ilişkiler. Devlet-devlet ilişkiler ilişkilendi. Turizm etkilendi çok büyük ölçüler içerisinde. Peki yani şimdi bu son mesajlar acaba şöyle de yorumlanabilir mi? Tabii aradan 5 yıl zaman geçti. Arada işte Suriye'de savaş patlak verdi. Rusya ile yeni bir gerilim yaşıyoruz. Ve Türkiye Irak'ta işler kötüye gitti. Yani yeni 5 yılda yeni bir sürü diplomatik anlamda ve aslında askeri anlamda da cepheler açıldı. Türkiye bu ortamda ya eski cephelerden bazılarını en azından bu konjonktürde kapatılması için çaba gösterelim ve bu konuda gösterilen çabalara da iyi cevap verelim diyerek biraz pragmatik bir yaklaşım mı sergiliyor? Yani şu var tabii ki yani İsrail'le olan ilişkilerde zaten ikili de daha çok Filistin konusu rol oynamıştı. Türkiye'de Filistin konusuna hemen hemen Türkiye'deki her cepheden gelen bir destek var biliyorsunuz. O bakımdan tabii ilişkilerin temelinde Filistin sorunu yatıyordu. Gazze'deki problem yatıyordu. Ama Türkiye zaten şartlarını ortaya koymuştu. 3 şartı ileri sürmüştü. Özür dilenmesi Marmara nedeniyle. Tazminat ödenmesi ve Gazze'ye olanı evet. Şimdi tabii bu şartlar yerine getirildiği zaman zaten Türkiye başından itibaren biz İsrail'le ilişkileri normalleştiririz demişti. Özür dileme geldi Obama'nın İsrail'i ziyaret ettiği bir dönemde. Şimdi tazminat ödenmesi halinde Gazze'ye olan ablukanın da farklı bir boyut var şimdi. Mısır'daki durum çok değişti biliyorsunuz. Yani eskiden Mısır'daki durum farklıydı. Şimdi çok farklı bir Mısır var. Orada da tabii bazı iyileşmeler esasında Türkiye'nin şartlarını yerine getirmiş gibi ortaya koyacak durumu. Ve ilişkilerin normalleştirilmesinin yolu da açılmış olacak. Ama bu tabii iki taraflı. Yani İsrail tarafı var. İsrail'de bir koalisyon hükümeti var. 120 kişilik Knesset'te, parlamentoda 61 üyeyle devam ediyor. Oldukça milliyetçi ve sağ görünümlü bir hükümet. Ama iyi yönleri de var. Mesela Dışişleri Bakanlığı artık orada bu dönemde çok olumsuz bir rol oynayan İsrail Evimiz Partisi'nin elinde değil. İsrail Evimiz Partisi artık koalisyon içerisinde değil. Bir de tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin bir rolü oldu. Özür dilemede de biliyorsunuz Obama İsrail'deydi.
Hatta Obama ile Netanyahu aynı odadayken arandı Türkiye Başbakanı Netanyahu tarafından. Tabii Amerika'nın da bir rolü olacaktır. Ama Orta Doğu'nun geçmekte olduğu bu çok zor şartlar altında Türkiye ile İsrail'in ilişkilerin normalleştirmesi, en azından diyalog kanallarının açılması, büyükelçilik düzeyinde de olsa, yeniden bazı üstlenme temasların yapılması olumlu olacaktır. Ama bir de tabii gaz konusu var. Evet, şimdi yani, zaten her şeyi başlatan da o galiba. Tabii, yani bu kalan iki koşul yerine getirilmemiş bile olsa üst düzeyde gaz görüşmeleri yapılıyor diye açıklama yaptı Netanyahu. Yani üst düzeyde zaten temaslar hiçbir zaman kesilmedi İsrail'le, öyle gözüküyor. Çünkü diplomatik ilişkiler de kesilmedi. Seviyesi azaltıldı. Türk-İsrail ilişkilerinin geçmişine baktığınız zaman ilişkilerin ikinci katip seviyesine düşüldüğü başka dönemler de var. Yani tek dönem bu değil. Biliyorsunuz İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhakından sonra 1980'de Türkiye yine ilişkilerin seviyesini ikinci katip seviyesine düşürmüştü. O bakımdan yani ama ondan sonra yine yükseldi. Yani biraz konjonktürün çok etkisi var Türk-İsrail ilişkilerinde. Peki bu bölgesel durumun şeyi var. Şimdi bir de gaz ortaya çıktı. Şimdi bakın Türkiye, bakıyorsunuz Türkiye şimdi %55-60'ını Rusya'dan alıyor. Hı-hı. Rusya ile ilişkilerde çok büyük sorunlar var. İran'dan alınıyor önemli bir kısmı. İran'la da çok önemli sorunlar var. İki tane bölgede yer var. Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarında Türkiye'ye yardımcı olabilecek. Çünkü ötekiler hep LNG şeklinde, sıvı gaz şeklinde. Halbuki sıvı gaz kapasitemizi arttırmak çok zaman alacak Katar'dan veya başka kaynaklardan. Halbuki bölgede boru hatlarıyla Türkiye'ye doğal gaz konusunda yardımcı olabilir. Birisi Irak, Kuzey Irak özellikle. Bir tanesi de İsrail. İsrail'le hattımız var mı? Yok. Yani şu anda yok. Eğer hiçbir şeyimiz yok. Ama tabii eğer enerji konusunda işbirliği başlarsa bu doğal gaz boru hattını yapmak çok zor değil. Çünkü yakın bir mesafe. Türkiye'nin güneyine çok yakın bir mesafe. Bir de tabii buna Kıbrıs'ta katmak mümkün. Yani Kıbrıs'ta da şimdi görüşmelerin iyi gittiği ifade ediliyor. İşte Brüksel'den verdiğiniz haberler Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde yeni bir fası aslında açılmasıyla yeni bir döneme giriliyor. Bir de önümüzdeki senenin başlarında Kıbrıs'ta bir çözüm ümidinin ortaya çıktığı ifade ediliyor. Eğer tabii İsrail ile enerji konusunda bir işbirliği imkanı ortaya çıkabilirse bunu Kıbrıs'ta katmanın imkanı var. Her ne kadar Kıbrıs'ın güneyindeki alanlarda doğalgaz bulunmadıysa da önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorununun çözülmesiyle Kıbrıs, İsrail, belki Mısır'ın da bir şekilde alınabileceği bir formüller içerisinde enerji konusunda ciddi işbirlikleri imkanlarını masaya yatırmak mümkün. Bunlar sadece Türkiye açısından değil, boru hatlarıyla Avrupa'ya gitme açısından da. Peki bu gaz meselesi Türkiye'nin diplomatik önceliklerini de bundan sonra etkileyecek mi? Böyle değiştirecek mi sizce? Yani Rusya'nın bize karşı bu konuyu bir tehdit unsuru olarak kullanması ihtimali bizim bugüne kadarki İran'ın da bizim vizyonumuzu, dış politika vizyonumuzu değiştirmemizi ve politikalarımızı bu anlamda biraz daha kendimizi güvenceye almak için revize edeceğimiz anlamına geliyor mu? Kesinlikle. Yani ekonomik faktörler dış politikayı büyük ölçüde etkiler. Tabii dış politikanızda bazı prensipler olur. Bu prensiplere uyarsınız. Ama tabii Türkiye'nin ciddi bir şekilde gaza ihtiyacı var. Rusya ile olan tabii problemler. Rusya'nın maalesef, yani bakın biraz önce İsrail'i verdik. Türkiye ile İsrail arasında ciddi krizler yaşandı, problemler yaşandı. Ama hiçbir zaman iki ülkede, iki ülkenin menfaatlerine olan ekonomik ilişkilerin tamamen kesilmesi ve engellenmesi alanında adımlar atmadılar. Ama Rusya'dan gelen bütün şimdiki ifadeler, Türk iş adamlarına yapılan baskılar, Türk talebelere yapılan baskılar, bütün bunlar Rusya'nın güvenli bir ekonomik ortak olduğu konusunda Türkiye'de ciddi soru işaretleri ortaya çıkartıyor ileriye dönük olarak. Bu ülkeyle de ciddi bir değil mi, enerji alanında işbirliğimiz var. Bu işbirliğinin geleceği konusunda Türkiye'deki soru işaretleri alternatif kaynaklar aramayı ortaya çıkartıyor. Irak'ta bazı problemler var. Biraz önce konuştunuz Irak'taki problemler. Şimdi İsrail'de
karasularında bulduğu ciddi bazı doğalgaz kaynaklarının olduğu ortaya çıkıyor. Bunları İsrail satmak istiyor. Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye üzerinden Avrupa'ya göndermek imkanları var. Ama burada da tabii Türkiye'nin prensiple ortaya çıkarttığı Filistin konusundaki bazı problemler var. Türk kamuoyunun çok hassasiyetleri var. Ama bunlar bağdaştırılabilir. Yani İsrail hükümetinin alabileceği bazı kararlarla Türkiye'deki özellikle Gazze konusundaki endişelerin giderilmesi konusundaki bazı adımlarla, mesela Türk üyenin Gazze'ye daha fazla yardım imkanını sağlanmasıyla bu şeyler de aşılabilir, engeller de aşılabilir ve ciddi bir şekilde enerji konusunda bir işbirliği, yani buna sadece İsrail değil, belki ileriki bir dönemde Mısır'la işlerin daha değişik bir boyut alması durumunda Mısır'ın Kıbrıs'ın da katılmasıyla, Kıbrıs sorunu çözülmesi halinde Doğu Akdeniz'de ciddi bir işbirliği imkanı ortaya çıkabilir. O bakımdan bu aşamada Türkiye'nin bazı hassasiyetlerinin de karşılandığını düşünürsek, işte özür dilemeydi özellikle tazminatta. Tazminat niye hallolmadı? Yani orada yani hallolduğunu duymuştuk. Miktar konusunda bazı problemler olduğunu duymuştuk. Daha sonra onların da aşıldığı söylendi. Ama nedense İsrail bunları yerine getirmekte, o dönemde bir seçim ortamına giriliyordu. Seçimler zor ve çok geçti biliyorsunuz Netanyahu için. O dönemde Liberman'ın çok büyük bir rolü vardı İsrail iç politikasında. İsrail Evimiz Partisi'nin aşırı milliyetçi. Şimdi bunlar yok ortada. O bakımdan tabii bir imkan ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Diplomasi açısından bir pencere açılmış gibi gözüküyor. Peki enerji ve ticaret kısmını bir kenara bırakacak olursak, bugünkü Orta Doğu'nun yapısı, son olan bir tane, yani Irak'ta, Suriye'de olan bitenler, İsrail ile Türkiye'yi daha fazla birbirine yaklaştırıyor mu, yoksa buna zemin yok mu? Bence Rusya'nın bu şekilde Orta Doğu'ya girmesi, kaba bir şekilde, yani diplomatik geleneklere de uymayan bir şekilde ve zor kullanarak ve Amerika'nın bölgede maalesef liderlik rolünü tam olarak yerine getirememesinden dolayı, Obama yönetiminin bazı stratejiyi ortaya koyamaması nedeniyle Suriye ve Irak'ta ve Rusya'nın bunlardan faydalanarak ciddi bir şekilde Orta Doğu'ya askeri bir şekilde girmesi bölgede yeni bazı gerçekleri ortaya çıkarttı. Bunların İsrail'de rahatsız etmesi gerekiyor. Yani Rusya'nın bu şekilde Suriye'de ve Irak'ta güçlenmesi büyük ihtimalle bütün Batı gibi İsrail'de rahatsız etmesi gerekiyor. O bakımdan tabii bir ortak zemin de bölgede ortaya çıkabilir. Peki Gazze açısından az önce olabileceklere dair bir örnek verdiniz. Mesela ambargonun biraz hafifletilmesi, Türkiye'nin doğrudan oraya erişimine, yardım erişimine izin verilmesi. Gazze'de durum 2010'dan 2015'e yani bunun kaldırılması yönünde hiç umut veriyor mu? Ya da ne anlam? Nasıl şu an fiili durum? Yani bazı iyileşmeler olduğunu duyuyoruz. Ama bunlar yeterli mi? Değil tabii. İsrail'in bazı adımlar atabileceği anlaşılıyor. Maalesef Filistin sorunu iyiye gitmiyor. Yani bunu gerçek olarak görmek lazım. Çünkü İsrail hükümetleri iki devletli çözümden uzaklaşmış gibi gözüküyor. Mevcut İsrail hükümeti, Netanyahu hükümeti. Halbuki dünyanın beklentisi iki devletli çözüm çerçevesinde Filistin sorununu çözmek ortam da çok müsait. Yani çünkü Arap dünyası hakikaten bir travmadan geçiyor. Arap baharı başarısızlığa varmış durumda. Filistinler çaresiz durumda. Bütün dünyanın dikkatleri başka yerlere ayrılmış durumda. Hatta Arap ülkelerindeki kamuoylarının dikkatleri bile. Yani Filistin sorunu artık geri planlara girmiş duruyor. Bu tabii İsrail'e Filistin sorununu çözmek konusunda önemli bir fırsat yaratıyor. Fakat burada karşılaşılan sorun, tabii İsrail'de giderek aşırı politikaların desteklendiği Filistin konusunda hükümetlerin ve partilerin parlamentoda çoğunlukta olması. Ama zannediyorum en azından Gazze konusunda, Filistin'in üzerindeki baskıların azaltılması konusunda bazı adımlar atılabilir bu şartlar altında. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda bir rolü olabilir. Ama biliyorsunuz Kerry son olarak bölgeye gitti İsrail'e. Ama görüşmelerin tekrar başlatılması konusunda fazla bir ümit vermedi.
bu ziyarette. O bakımdan o konuda bazı sorunlar var. Yani ama bütün bölge açısından baktığınız zaman bölgedeki sorunların çok daha değişik bir yön aldığını da görüyoruz. Şimdi hem Suriye açısından hem Irak açısından ciddi bir Rus tehdidi ortaya çıkmış durumda. Yani soğuk savaş dönemindekine benzer bazı olaylar yaşanıyor bölgede. Rusya zorla Suriye'ye yerleşiyor. Şimdi Irak'a yerleşiyor. Rusya ile Suriye'deki rejim ki kendi halkına karşı çok aşırı derecede şiddet kullanmış bir rejim. Bir de Irak merkezi yönetiminin üzerindeki baskıların da arttığını anlıyoruz. Hem Rusya hem İran tarafından. Onun için bölgede çok değişik bir jeostratejik bir faktör devreye girince mevcut buradaki aktörler de yeniden evet. bir pozisyon alma ihtiyacını evet. alttan alta hissediyorlar. Avrupa'da, Amerika'da maalesef özellikle Amerika'da bir seçim dönemine gidildiği için önümüzdeki sene seçim var. Cumhuriyetçi Parti adaylarını bile seçmiş durumda değil. Çok karmaşık bir durum gözüküyor. Bu durumlarda bölgede çok fazla bir rol oynayabilecek gibi de gözükmüyor Obama yönetimi. Evet. O bakımdan Türkiye açısından yeni stratejiler ortaya koymak önemli gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederim Büyükelçi Oğuz Çelikoğlu. Çok sağ olun. Bir reklam arasından sonra yine birlikte olacağız. Star Wars'da bu hafta gösterime girecek filmle yeni bir seri başlıyor ve tüm dünyada bir Star Wars heyecanı almış başını gidiyor. Bir sürü yeni ürün var Star Wars temalı piyasaya çıkan. Bazı hizmetler de var. Bu hizmetlerden bir tanesi sizi Jedi Şövalyesi yapıyor ama olay New York'ta Manhattan'da geçiyor. Yarın yine birlikte olacağız. Aralarında hukuk müşaviri de var iç mimarda. Akşam sadece tek bir şey için bir araya geliyorlar. Amaç Star Wars filmlerinde şeytani imparatorluk güçlerine karşı savaşan erdemli Jedi şövalyeleri gibi olmak. Burası Amerika'nın New York kentinde bir kurs. Adı Jedi Fitness Kulübü. Manhattan'da her perşembe günü Star Wars hayranları burada toplanıyor. Nasıl Jedi olunur onu öğreniyor. Jedi okulunun ilk kuralı ışın kılıcınızı nasıl kullanacağınızı öğrenmek. Why do you think I have my strike at an angle like this? Katılımcılar Star Wars'un farklı karakterlerine bürünüyor. Yapılan hareketler ışın kılıcı kapışmalarınınkiyle aynı. Tabii ki katılımcılar henüz bu sahnelerdeki kadar usta değiller ama hiç de fena sayılmazlar. Jedi okulunun hocası 8 yıldır bu eğitimi veriyor. O da haliyle bir Star Wars tutkunu. Once a Jedi, always a Jedi. Where's the fun of just simply... Bir futbol taraftarını düşünün. Çoğu hiçbir zaman Amerikan futbol ligi oyuncusu olamaz ama sahaya iner ve futbol oynar. Burada da futbol yerine ışın kılıçlarımız var. Gerçekten çok sevdiğiniz bir şeyin parçası olmanın bir yolu bu. Star Wars tutkunluğunu daha ileri boyuta taşıyanlar da var. Jedi'ların felsefesi gerçek hayatta da bazı kesimlerin inancı haline gelmiş durumda. Jedi dinine katılanların sayısı yeni Star Wars filmi öncesinde artışa geçti. İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre her gün neredeyse 1000 kişi bu gruba katılıyor. Katılımcıların sayısı 250 bini geçti. Jedi dini mensuplarında ağırlık İngiltere'de. İngiltere'yi Avustralya, Kanada ve Çek Cumhuriyeti izliyor.